Şampiyon Trabzonspor gibi oynamıyor Trabzonspor. Evet. Ama kazanıyor. Yani büyük takım düşüncesi var şu an Trabzonspor'da. Evet. İyi top forması oynamıyor. Zaten kazanıyor. Aynen öyle. Yani iyi oynamıyor. İyi geçen seneki şampiyonluktaki performans göstermiyor Trabzonspor. Ama kazanıyor. Önemli onda o. Bugün de 1-0 kazandılar. Hamsik çok klas bir gol attı. Ayak içi çok net bir vuruş yaptı. Sadece benim anlayamadığım da az önce Abdullah Hoca da biraz bahsetti. Yani Maxi Gomez'in sol tarafta ne işi vardı mesela? Ben onu bir türlü çözemedim. Yani niye orada oynadı? Onu anlamadım ama Trabzonspor kazanıyor. Yoluna devam ediyor. Evet, taraftarlar belki mutlu değil oynanan oyunla ama zaman zaman bunlar da olacak. Her zaman iyi maç oynayamazsın. Ama önemli olan kazanmak. Trabzonspor kazanıyor. Puan farkı da yok zaten. O yüzden de ilerliyorlar. İyi bir şekilde ilerliyor Trabzonspor. Ya hocam, ilk bölümde de konuştuk. Evet, Abdullah Hoca da basın toplantısında bu tarz maçların olabileceğini söyledi. Bazen bu tarz maçları kazanmak da önemlidir dedi. Tabii kazanan sonuçta haklı. Yani özellikle şampiyonluk yarışında, yani krize girdiğiniz, oyun anlamında krize girdiğiniz bir bölümde istenen oyunu oynayamadı. 1-0'dan sonra bir anda 2-1, 3-1 Sivasspor öne de geçebilirdi. Ama dediğim gibi yani esas Abdullah Hoca'nın bu galibiyetler gelirken kaybetmediği zaman çok şeyi, yani çok şeyi değiştirmesi gerek takımında. Yani elinde potansiyelli bir kadro var, bir daha söylüyorum. Monaco maçının özellikle ikinci yarını referans aldığımızda iyi bir kadro. Hepimiz gurur duyduk. Tabii yani bu kadronun yapabileceği çok farklı işler var. Bunu da yaptıracak olan geçen sene övdüğümüz, başarısını takdir ettiğimiz Abdullah Hoca ve ekibidir. Trabzonspor takımının oyun anlamında çok eksikliği var. Oyuncu performansı geriye gidiyor. Yalnız Trabzonspor takımının işte yok işte şöyle böyle eksik, şöyle böyle bu konuşmalar yok, takım bütünlüğü vesaire, bu değil. Trabzonspor takımının en önemli, mesela Fenerbahçe'nin için söylediğim gibi, ben sezon başı hazırlık maçları dahil hepsini seyrettim. Abdullah Hoca da seyretmiştir. Evet. Siz de, Mehmet Hoca da. Yani istenilen seviyede gelmemesinin nedeni prensip ve ilkelerinin bir türlü oturmayış. Geçen sene bunu oturtan takım uzak ara şampiyon oldu. Ve de insanlar Trabzon'da tam çalışma saatindeki maçlarda, geçen sene de 5'te oynadığı maç oldu, kepenk kapatıp, dükkanlarını kapatıp, ekmek parasını, o teknelerini kapatıp maça geliyorlardı. Abdullah Hoca bunu sorgulaması gerek. Şimdi statta o şey yok, yani istenilen ahenk yok. Evet, yine destekliyor Trabzonspor taraftarı. Kötü günde de sadakati her zaman vardır takımın yanında. Ama işler daha böyle sararsa sıkıntı, daha sıkıntı büyür. Ne gibi büyür? Daha çok tepki olur. Şimdi bu sene Trabzonspor, bir daha söylüyorum, tabii ki şampiyon olmak istiyordur. Yani beni bir futbol adamı olarak şampiyon olmasa bile oyun olarak doyurması gerek, keyif vermesi gerek. Ki tarihinde böyle üst üste şampiyonluklar da var Trabzonspor'da. Gayet hocam. Doğal. Ama hani bir sene olduk, ertesi sene doygunluğa ulaştık. Tabii, şehri değil Trabzonspor. Değil, kesinlikle. Yani 10 sene üst üste olsa, tabii, 10 sene mutlu olur tabii, Trabzonspor tarafta. Ya bu, burada da bu, yani buradan bu sıkıntılı süreçten bu çareyi üretecek, bu kötü kişi, kötü gidiş, kötü oyunu, daha doğrusu pardon, puan anlamında bir sıkıntısı yok, kötü oyunu tamir edecek Abdullah Hoca. Yani Abdullah Hoca da çıkıp konuşacak maçtan sonra, evet bu sıkıntılar, böyle oyun vesaire, planlar falan, organizasyon onun dediği gibi değil. O planlar, organizasyonlar hiç saha içinde yok hocam. Hiçbir şey yok. Çok geniş alanda yakalanıyorsun, yanlış oyuncu tercihleriyle ucumda başlıyorsun. İki kenar bekin çok aldıkları yer doğru değil. Hiç ucuma yollamıyorsun, çok kontrollü oynuyorsun, çok yana geriye oynuyorsun. Evet, bunlar eksikler var. Geçişiyorsun, atak sonlandıramıyorsun. Atakta, hücumda çeşitliliğin, kombinasyonun yok. Evet, geçen seneden farklı bir hücum hattında üçlü var. Tamam. Bunlar evet eksikleri, ama bir de şunu da söylemek gerekir. Şimdi Kızılyıldız'da çok önemli maç oynayacaksın. Ligde üst tarafta tutunma maçın bu aynı zamanda. Evet. Ve de hem de şehre güven gelmesi açısından. Çünkü bir Kızılyıldız maçından sonra da bir bayım var. Bugün alacağın 3 puan çok önemli mi? Önemli. Bir de bunu da olumlu bir şekilde kenara koymak gerekir. Ama eksiklerin üzerine çok ciddi gitmesi gerekir. Yani Abdullah Hoca bunu bilen bir antrenördür. Ne? Teknolojiyi bilir, tekrarı tabii bilir. Yani nasıl yapılacağını bilen bir teknik adamın daha fazla kafa yorması gerekir. Yani parçadan bütüne daha fazla tekrarlarla, alışkanlıklarla prensip ilkeye oturtması gerekir. Bu sene oturtamadı. Trabzonspor'un bu kadar sallanmasının nedeni bu. Yoksa şairane konuşarak biz de videolara gireriz burada. O uçtu, kaçtı, süper. Geçen hafta 3. golü atsaydı bu yendi. Trabzon böyle vesaire. Ya bunlarla işler yürümez.
yürümüyor da Avrupa'da da yürümüyor veya ligde de sıkıntı yaşarsın gerçekleri söylediğinde. Ya biz burada şov programı, goy goy falan yapmıyoruz. Bu futbol programı tabii ki arada gerekli espri olacak vesaire, anı birçok şey olacak Cüneyt. Ama genelde Trabzon'un da bir reçetesini doğru bir şekilde çıkarmak gerekir. Abdullah Hocam, son 5 maça baktığımızda 3 galibiyet, 2 beraberliği var. Abdullah Hoca zaten sonuç almada bir sıkıntı yaşamıyor Trabzonspor. Ya zaten puansal anlamda bir eleştirimiz yok. Orada bir sıkıntımız yok ama oyun anlamında bir doyuruculuk yok. Ya sıkıntı orada. Şimdi puan olarak bir şeyler elde edebilirsin ama oyun eğer üretme konusunda sıkıntı olursa ve bu süreç uzarsa, o zaman yarın öbür gün puanları da alamayabilirsin. Şimdi Rea Hoca'nın söylediği, Trabzonspor'un belirlenmiş bir oyunu yok. Belirlenmiş bir oyunu olmadığı gibi bu oyunu geliştirecek bir durumu da yok şu anda. Bir de oradan açtığı için hocanın gireyim, insanların akıllarıyla oynamasınlar. Neden oynamasınlar? Ben 9 sene Trabzonspor'da oynadım. Trabzonspor seyircisi, takımına çok sadık ve şunun altını çizeyim hocam, futbolu iyi bilen insanlardır. Yani bugün o taraftar o stadın yarısına gelmiyorsa mutlaka oynanan oyundan memnun olmadığı için. Yani bu net bir mesajdır diyorsun. Bizden en iyi bunu Abdullah Hoca bilir. Yani 9 sene yani en üst seviyede oynadı. Yani o zaman tamam, Trabzon'un 21 puanı var galiba. O zaman dolu olsun. Niye dolu olmuyor? Puan olarak bir sıkıntısı yok ki Trabzonspor. Yok. Ama dediği gibi yani üretme konusunda sıkıntısı var. Ya bugün ilk yarı Trabzonspor'un pozisyonu yok hocam. Şutu var, gol. Sivas'ın kaçırdığı 2 tane net 4 pozisyonu var. Yani hoca tamam Kasım ayını bekleyelim diyor. Kamp geçireceğiz diyor. 14 tane oyuncu alınmış. Devamlı oyuncuların yerleriyle oynanıyor. Bir parantez içine çok güzel bir konu açtı Abdullah Hoca. Arada gitmesin, devam etsin hoca diye. Hoca dedi ki yani bir standart belirleyemediğinden hangi oyunu geliştirecek? Oyun çıkmıyor. Tabii hocam. Devam edin. Ben öyle anlıyorum. Tabii hocam. Devam edin. Yani hocam bir de şöyle bir şey var. Biz biraz önce Jorge Jesus'u anlattık. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir felsefe ve mantık oturuyor. Ama Trabzonspor, ben iddia ediyorum, mevcut çıkan oyuncuların atak ve savunmada ne oynayacaklarını ben... Rolleri belli değil mi hocam? Kesinlikle değil hocam. Ve ben şunu söyleyeyim. Giren çıkan oyuncular hep belli. Yani farklı bir arayış yok. Ya bütün bunları düşündüğün zaman çok olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Ha diyeceksiniz ki ne anlatıyorsun sen? Puan olarak bunları tamam almış. Sen ne anlatıyorsun? Hikaye anlatıyorsun diyorsun. Ama bir de gerçekler var. Oynanan oyunla ilgili bir sürü gerçek var.